Baba Torik. Beşiktaş'ın yaptığı Portekizli transferlerinden bir tanesi de Atletico Madrid'in kaptanı Simão Sabrosa. Yani Simão, şöyle söyleyeyim, zaten kulübünden ayrılırken de hani kendisine gösterilen ilgiyi hak edecek kadar önemliydi Atletico Madrid kulübünde. Ve birçok oyuncunun da çok sevdiği, örnek aldığı bir oyuncuydu. Simão'nun daha önce bir Barcelona macerası vardı ama o olumlu sonuçlanmamıştı. O yüzden ülkesine geri dönmüştü. Sonra bir Atletico Madrid transferi yaptı ve orada uzun bir zaman dilimi içerisinde kaptanlığa da yükselerek geçen sene de UEFA Kupası'nı kaldıran takımının kaptanı olarak sahada yer aldı. Hani Beşiktaş'a transferi gerçekleştiği son haftaya kadar da hala takımda doğrudan oynayan bir oyuncuydu. O yüzden hani diğer transferlere göre daha hazır konumda, daha çok oynayan bir oyuncu olarak geliyor. Bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle devre arası transferlerinde böyle bir sıkıntı vardır. Yani genelde takımların ya ıskartaya çıkardığı oyuncularla ilgilenmek zorunda kalırsınız. Ya da daha ziyade kadroda düşünülmeyen ve sorunlu oyuncularla ilgilenmek zorunda kalırsınız. Sabrosa ise bunun tam tersi bir oyuncuydu. Doğrudan oynayan bir 11 oyuncusuydu ve takımın kaptanıydı. O yüzden Beşiktaş'ın bu transferi bu şekilde yapmış olması bence açıkçası bir başarı ve doğru bir şey. Bildiğiniz gibi o da 9 bin euroluk bir bonservis bedeliyle geldi yanılmıyorsam. O yüzden de hani Simão'nun da çok fazla bonservis bedeli ödenmemiş olması da ve yani yaşının da zaten 31 olması açıkçası Simão transferiyle ilgili hani baktığımızda çok fazla maddi anlamda bir sıkıntı oluşmadığını gösteriyor. Bence maddi olarak doğru bir yapılmış gibi gözüküyor açıkçası. Onun dışında tabii saha içerisinde ne olacak? Öncelikle Portekizliler buluşmasında Simão'nun sağda ve solda oynayabilmesi çok büyük bir avantaj. Yani Quaresma ile beraber hem maç içerisinde kanat değiştirerek hem de yani sakatlık ceza konumlarında yer değiştirerek oynayabileceklerdir. Beşiktaş'ın özellikle bu anlamda bir sıkıntısı vardı. Yani Hilbert normalde sağ açık olarak düşünmüştü ama sağ bekte çok iyi performans sergiliyor. O yüzden hani Hilbert'in sağ bekte oynayacağı Avrupa maçlarında ki tabii bu transferlerde şöyle bir de durum var. Fernandez, Almeida ve Sabrosa'dan sadece bir tanesi oynayabilecek Avrupa Ligi'nde. Bu da önemli. Yani bunu da unutmamak gerekiyor. Simão'nun çok kıymetli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yaşı evet ilerlemiş bir oyuncu olabilir ama Beşiktaş'ta özellikle bu dediğim sebeplerden yani bu uyum ve istek ve taraftarın onlara gösterdiği ilgi ve yıldız olarak bu oyuncuların Beşiktaş'a gelmeleri onların sorumluluğunu bence arttıracaktır ve yani en önemli şey hani bu transferlerden her şeyden önce ikisi de Guti ve Quaresma kadar yürekten oynarlarsa en azından Beşiktaş'ın sahada çok güçlü bir takım olacağını düşünüyorum. Simão da bu takımın tamamlayıcılarından birisi olacaktır. Ayrıca kaptan özellikli bir oyuncu olması, lider özellikli bir oyuncu olması bence Simão transferinin yani saha dışında da olumlu yansıyacağını ki kaldı ki kendisi de bunu dile getiriyor. Yani iyi bir profesyonel olduğunu herkes söylüyor. Artık o da Atletico Madrid döneminde eski alışkanlıklarından sıyrıldığını söylüyordu. O yüzden ben çok doğru bir transfer olarak düşünüyorum Simão transferini. Bir transfere baktığımda en önemli şey şudur. Hani ihtiyaç var mıydı? Evet ihtiyacı vardı Beşiktaş'ın kanata. Yani doğru bir zamanlama mı? Doğru bir zamanlama ve az para vererek yapılmış bir transfer. O yüzden başarılı olduğunu düşünüyorum. Baba Torik.